Herkese tekrardan merhabalar dostlar. Ben Sezer. Bugün sizler birlikte Ubuntu Engine'in 1.6.5 sürümüne bakacağız dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, menüs aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama yorumlar kısmı Discord sunucumuz var. Discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Eğer mod hoşunuza gittiyse de açıklama kısmını direkt olarak web sitemizden indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ubuntu hem mobil hem de bilgisayar için çalıştığını zaten söylemişti. Büyük ihtimal mobili çıkmış olabilir. Gidip bir bakın derim arkadaşlar. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben Ubuntu Engine'i direkt olarak kurup Age of History'de Steam versiyonunu temizce kurup oyunumuzu açtım arkadaşlar. Çok fazla kurma kelimesi söyledim ya. Neyse. Arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorum. Daha ilk defa bakıyorum. Sizle birlikte göreceğiz ve bakalım bizi bekleyen şeyler nelermiş. Buna bir göz atalım isterseniz. Şimdi önce şöyle bir karar verdim arkadaşlar videoya başlamadan önce. Ubuntu Engine'in hem Osmanlı dönemindeki versiyonuna bakacağız. Hem de modern dünyadaki versiyonuna bakacağız dostlar ve aradaki farkları ölçmeye çalışacağız. Önce Osmanlı Devleti'nden bir bakalım isterseniz. Zorluğumuz efsanevi, savaş sesi klasik, oyun hızımız %100 iken AI saldırganlığı %30'a kadar indiriyorum. Çünkü AI ile pek fazlasıyla uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Onun yerine sizlere özellikleri göstermek istiyorum. Savaşlarda verilen kayıplar bu şekilde kalacak. Asilerin gücünü de sıfıra kadar çektim. Oyunumuzu direkt olarak başlatacağım. Gördüğünüz üzere burada 868 bin nüfusumuz varken 73 bin ekonomiyle oyunumuzu başlatıyorum bakalım. Öncelikle arkadaşlar bakın bu masum tekerleğiyle ayarlanabiliyor. Sanırsam böyle bir özellik yoktu diye biliyorum ama olabilirdi. Hiç bakmadım daha öncesinde. Daha sonrasında buraya da aynı şekilde ayar yapılmış arkadaşlar bakın. Ama çalışmıyor yani. Pek fazlasıyla stabil değil. Onun yerine böyle tıklayacaksınız daha iyi olacak arkadaşlar. Bunu 5 yapıyorum. Vergi geliri 5. Üretim 5. Yönetim 5. Ordu bakımı 10. Ve ticarete de 1 verip burayı kapatalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere sol üstte mutluluğumuz var. Savaş yorgunluğu ve bir de manpower düzeyi var. Yani toplam asker sayınız gözüküyor burada. Bunu ben ne kadar arttırırsam orada o kadar asker sayınız yazacaktır diye yorumladım. Ve gördüğünüz üzere totalde 1200 askerimiz oldu. Burada asimile sistem var. Asimile sistemin auto asimilasyonla direkt olarak çözebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere otomatik asimilasyon kendiliğinden başladı ama şurayı yapmıyor. Bazı yerleri yapmıyor sanki ama bilmiyorum. Ubuntu'ya sormak lazım. Arkadaşlar bu tarafa baktığımızda buralarda nelerimiz varmış sizler de bir görün isterseniz. Burada otomatik proses var. Bu yani otomatik asimilasyon, otomatik dispersion, otomatik plan. Otomatik plan böyle bir şey arkadaşlar. Bakın şimdi askerlerimiz otomatikmen yer değiştiriyor diye biliyorum. Ama savaşlarda sanırsam. Sonrasında arkadaşlar şöyle yeniden geldiğimizde buraya bakıyorum. Dispersion ne demekmiş onu da bir görelim. Evet, sınırlara dağılıyorlar arkadaşlar. Tamam. Askerler otomatikman sınırlara dağılıyorlarmış. Bu da otomatik asimilasyon olması gereken şey. Kendiliğinden yapmaya başladı gördüğünüz üzere. Hatta ben tıklamam bile gerek yok. Diğer devletlerin üzerine şöyle baktığımızda arkadaşlar savaş ilan et. Ultimatom gönder. Ultimatom gönderde herhangi bir şey var mı? Yok. İlişki geliştir de yok. Hakaret et de yok. İttifak teklif et de yani yok. Casus gönderdi, hükümeti değiştir acaba çalışıyor mu? Bir deneyelim bakalım. Monarşinin değişmesini istiyorum ben mesela. Mesela bu çalışmadı. Ama var gözüküyor. Ordu sayısını öğrenme. Öğrenmeye çalışıyoruz bakalım arkadaşlar. Sonucunda ne olacak? Lan ordu sayısı gözükmüyor gördüğünüz üzere hala. Ya da bana herhangi bir mesaj da gelmedi. Üzerimizdeki enflasyonu atmamız lazım. Tamam. Bu devletin üzerinden denemeye devam edeceğim. Buradaki şeyleri destekleyebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu neymiş bir görelim. Eyaletlerdeki isyancıları destekle. Destekleyelim bakalım. Bu çalışıyor mu? Hala beta da mı lan bu? Tamam, bir de bunun üzerinde deneyelim. Bu zaten minicik bir şey arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Şu an mutluluğumuz gördüğünüz üzere %76. 6 konuşamadım. Evet gördüğünüz üzere bir ambargo söz konusu arkadaşlar. Bir ambargo daha çakalım. Şöyle baktığımızda bunun üzerinde pek fazla bir şey gözükmüyor ama bunda yine güzel özellikler var arkadaşlar. Ticaret elbette bir şey yok. Sanırsam orta çağda fazlasıyla özelliğimiz yokmuş gibi geldi. Bir de savaş şeyini denemek istiyorum. Sanki eskisi daha topluydu ya. En azından bir şeyler var gibi gözüküyordu. Bakın arkadaşlar askerler gitmiyor gördüğünüz üzere. Bak asker gitmiyor. Aa bak mı oldu lan? Yani otomatik şeyi ayarladığımız için askerler kendiliğinden dağılıyor sınırlara gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yani özellik yeni çalışmaya başladı. Askerleri bir kere hareket ettirmemiz gerekiyormuş. Şimdi deneyelim bakalım. Bakın hem kendinden asker basıyor hem kendinden kararlar veriyor. Garip.
Göreceğiz bakalım şimdi. Diplomasiden savaşımızı ilan edelim. Otomatik plan aktif zaten. Hatta şöyle bir deneyim yapalım arkadaşlar. Orta çağda pek fazlasıyla stabil çalıştığını söyleyemem. Tamam, bir de normal şeyde bakalım arkadaşlar. Ben modern dünyayı daha çok seviyorum zaten bu modda. Modern dünya. Askerleri biz kendimiz kontrol etmemiz gerekiyor ama savaş planı, yani force atak falan hepsi gitmiş. Nerede acaba onlar? Kayıtı. Yani onların isimlerini değiştirip bir yerde toplamış. Güzel olmamış ama bence değiştirse daha iyi olur. Deneyelim bakalım bunun üzerinde. Böyle ayar yapabiliyorduk. Evet arkadaşlar, bakın burada atom geldi. Yani artık eskisi gibi değil. Onun yerine hani yıl değiştikçe gözüken bir şey o haline gelmiş durumda. Bunu gerçekten güzel yapmış. Bir tane üretim başında şey falan da eklemiş. Bunlar sadece değerleri gösteriyor. Üzerine tıklayınca ne olduğunu göstermiyor arkadaşlar. Aslında nerede mutsuzluğun falan olduğunu orada yazsa çok güzel olur. Hani mesela üstlerine geliyorum ya, altında yazsa. İşte nerede askerlerimin olduğunu burada yazsa. Yani fazlasıyla abartmadan sadece bir yerde, en çok şehirlerde, hani en zengin şehirlerde vesaire gösterirse güzel olur gibi geliyor. Sizler de düşüncelerinizi web sitemize ve paylaşabilir veya da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım bunda nasıl özellikler var. Burada herhangi bir şey ekleme yapılmış mı? Yok, burada herhangi bir şey ekleme yapılmamış. Zaten savaş sistemini şimdi deneyeceğiz sizler birlikte arkadaşlar. Totalde 12.000 askerimiz oldu. 14.000. Savaş planımız en son 2 tur sonra savaşa gireceğimiz gözüküyor arkadaşlar. Of. Lanet olsun. Evet, gördüğünüz üzere yanlışlıkla Romanya'ya savaş açtık. Ama en azından adamın yani zekasını ölçmüş oluruz. Dur bakalım. Bakalım ne oluyor arkadaşlar. Şu an kapitaline giriyoruz. Bana karşı koyamıyor hala. Gördüğünüz üzere burada durdu arkadaşlar, ilerleyemiyor. İstanbul'u vesaire ele geçirme planı var sanırsam ama İstanbul'u es geçmiş. Şu an onun topraklarında ilerliyorum. Bakalım askerlerini geri çekmek zorunda kalacak mı? Çünkü gerçek bir orduyla savaşıyor şu an. Evet, hala ilerlemeye devam ediyor. Ama gördüğünüz üzere arkadaşlar %80'ini aldık bence. Orada yazana bakmıyorum ben. Evet, askerlerini Bulgaristan'dan geri sokmaya çalışıyor. Askerler Bulgaristan'dan geri giriyor arkadaşlar. Evet. Evet. Çok güzel. Benim başkente ilerlemeye çalışacak. Onu durduralım hemen. Tamam. Çok güzel. Yani koalisyon gibi bir şey vardı sanırsam. Ona da bir bakacağım. Koalisyon sıfır gözüküyor. Tamam. Yani ben aldım. Şu an geri çekildi gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ne kadar güzel. Koalisyonum artmadı. Normalde EU4'te vesaire savaşa girdiğinizde koalisyon artar. Veya da savaştan barışla çıktığınızda, toprak vesaire aldığınızda koalisyon riskiniz sürekli olarak artmakta. Lakin şu an öyle bir şeyle karşılaşmadık. Şu an mevcut savaşları görüyorsunuz. Çin-Hindistan Savaşı. 17 Aralık 2019'da başlamış. Sri Lanka, Bangladeş. Brunei, Bangladeş. Bayağı bir savaş var arkadaşlar. Böyle. Eğer mod hoşunuza gittiyse gidip indirip oynayabilirsin. Hatta gelin nasıl indirebileceğinizi de göstereyim arkadaşlar. Hatta şöyle hemen göstereceğim. Evet, burası bizim web sitemiz arkadaşlar. Burada Woot Engine'i nasıl bulacaksınız? Mobil yeni güncelleme paylaşılmış mesela burada. Gördüğünüz üzere Woot Engine'in mobil versiyonu burada paylaşılmış. Gidip konuya bakmanız lazım. Evet arkadaşlar, bilgisayar versiyonu da burada. Woot Engine 1.6.5 çıktı. Buradan direkt olarak savaş sistemli sürümünü indirebilir, savaş sistemsiz sürümünü de indirebilirsiniz. Ben savaş sistemli sürümünü indirdim bu arada az önce. Evet, burada bayağı şeyler varmış. Orada otomatik ekranda ilişki örgü çalışır. Yapay zeka artık ordu dağıtımından daha iyi. Daha uzun saldırmazlık paklı. Asimilasyon sorunu zaten. Yurtları da asimilasyon sorunu hala devam ediyormuş gibi geldi ama bilmiyorum. Para bug'ı düzeltildi. Evet arkadaşlar, böyleydi.
gidip bakıp oynayabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay dostlarım.